Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tabansız cheesecake yapacağız. Gerekli olan malzemeler 100 gram şeker, 200 ml krema, 2 tane labne tanesi 200 gram kadar, 1 tane vanilyalı puding, 1 tane vanilya şekeri. Burada da yarım limonu sıktık. Sonra da kabuğunu az bir şey rendeledik. 2 tane yumurta ve 200 ml yoğurt. Miktarlarını aşağıdaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Selam arkadaşlar. Yapacağımız cheesecake tabansız olacak. Yapımı çok kolay. 2-3 dakikada hazırlanabiliyor. Bütün malzemelerimizi hepsini bir tane kaba koyup karıştıracağız. Öylece fırına atacağız. Öncelikle şekerleri kaba koyuyorum. Bu sıra siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Önemli bir sıra değil. Sonra üzerine kremamı ekleyeceğim. Şimdi labneleri döküyorum. Şimdi vanilya pudingimizi ekliyoruz. Üzerine vanilya şekeri. Limonumuzu. 2 tane de yumurtamızı. Son olarak yoğurumuzu ekliyoruz. Tüm malzemelerimizi koyduğumuza göre artık karıştırabiliriz. Evet, malzemelerimizi çok iyi karıştırmamız lazım. O yüzden birkaç dakika boyunca karıştırma işlemine devam edelim. Evet, 2-3 dakikada karıştırıyoruz. Aslında siz bu karıştırma işlemini birkaç saniye içerisinde mikserle yapsanız da olur. Şu anda cheesecake'imizi kek formumuza koyabiliriz. Kek formumuz yaklaşık olarak 20-21 cm çapında olması yeterli. Kek formumuza yanmaz kağıt kullanacağız. Yalnız bu kağıdı kek form içine koyduğumuz zaman çok güzel şekil almıyor. Bunun daha kolay şekil almasını sağlamak için bu kağıdımızı biraz ıslatmamız yeterli. Evet, gördüğünüz üzere şu anda kağıdımız ıslanınca daha kolay şekil almaya başladı. Şu anda bunu iyice kek formunun içerisine yerleştirebiliriz. Şimdi gördüğünüz üzere yanmaz kağıdımız kek formumuz içerisine çok güzel yerleşti. Şu anda bütün karışımı içerisine dökebiliriz. Evet, şu anda cheesecake'imiz hazır. 160 derecelik fırında 1 saat kadar pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, 160 derecelik fırında 1 saat kadar pişirdik. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Cheesecake'imizi buzdolabında 2 saat kadar dinlendirdik. Şu anda çok lezzetli bir kıvam aldı. Bu tür tatlıları aslında bir gün sonra bir tüketebilirsiniz. Daha da lezzetini korur. Yoğurtlu hafif bir tatlı oldu. Şöyle bir tadına bakalım. Çok yumuşak bir tatlı, çok hafif bir tatlı. Evet, dediğim gibi limonlu, hafif, yoğurtlu güzel bir tatlı oldu. Hepinize tavsiye ederim. Hepinize afiyet olsun.